Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Kenan Kara ile teyit ettik geometri kampının 14. haftasının 3. videosundayız. Yani bu haftanın son videosundayız. Yamukta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yamukta alan işleyeceğiz sizinle birlikte. Evet, kitabımızda da sayfa numarası 133'ün sonunda kalmıştık. Yamukta alan yazan kısımda kalmıştık. 134'ü, 135'i ve 136'nın da yarısını işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Yamukta alan dediğimiz şey şudur. Direkt formülü var ama formülün de nereden geldiğini göstereyim sana değil mi? O şekilde geçmeyelim. Yamukta alan alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 şeklinde bulunuyor. Nereden geliyor hocam? Hop şöyle üçgen oluşturursak burası a çarpı h bölü 2 artı şu üçgen alanda burası c ya. C tabanına ait yükseklik de şu yine h değil mi? İki paralel doğru arasındaki yükseklik evet. C çarpı h bölü 2 deyince h bölü 2 parantezine alınca alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 geliyor mu? Geliyor. İşte Üçgenden geliyor yani ispatı yine. Ama bunu da bilmekte fayda var tabii ki. O yüzden bunu bilelim. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik böl 2 bize alanı veriyor. Yalnız burada tanıdık bir şey var. A artı C böl 2 var. Bir de yükseklikle çarpmışım. A artı C böl 2 alt tabanla üst taban toplamının yarısı neye eşit? Orta taban eşit değil mi? Aynı zamanda şu yerine orta taban yazıp orta taban çarp yükseklikte diyebiliriz. Hani bazı sorularda kolaylık sağlıyor sadece. Orta taban verilmiş oluyor. Ortaban verildiği zaman da ortaban çarpı yükseklik şeklinde de sonuca ulaşabiliriz arkadaşlar. Ama tabii ki olmazsa olmazımız alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 olayı bitiriyor. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi sorulara başlayalım. Yalnız sorulara başlayalım derken şöyle yapalım mı ya bu sefer? İlk defa şöyle bir şey yapalım. Bu sana kadar her şeyi öğrendiniz. Üçgenden çözülebildiğini öğrendiniz veya bir şeyleri öğrendiniz. Sizden şöyle bir ricada bulunsam. Örnek 30, 31, 32 siz kendiniz bir yapmaya çalışır mısınız? Hatta 33'ü bırakın. Beraber yaparız 33'ü. Hatta 34. Tamam şu 34'e kadar kendiniz yapabilir misiniz? 33'te yalnız çok zorlamayın kendinizi. 34'de mutlaka ama mutlaka yapmanızı istiyorum. İlk defa böyle. Bir soru değil de birkaç soru verdim. Hatta 5 tane soru verdim size. Şu soruları kendiniz yapmaya çalışır mısınız? Çünkü daha, hocam daha formülü verdiniz. Ya siz artık işi öğrendiniz. İşi biliyorsunuz. Yani eski konulardan yapılabileceğini biliyorsunuz artık. O yüzden size güveninden dolayı bu şekilde yaptım. Yaparsın. Sana güveniyorum. Hadi bakalım. Ben şimdi çözümlere başlıyorum. İlk sorumuz şu. Yani örnek 30. Hocam 150 derece verilmiş. 150 verilmişse burası kaçtır? 30 derecedir. E ee, ne yapacağız hocam? 150, 30. Alt taban, üst taban. Zaten biz üçgende alanda ne diyorduk? Üçgende alanda 90 derecede özel bir açı varsa Üçgen alanı %99.9 tabana ait yükseklikten çıkardı. Burada yamukta da aynı şekilde arkadaşlar özel bir açıda 90 derece varsa çiz yüksekliği a 30'dan dolayı zaten şunu çizersin. 90'ın karşısı 6 30'un karşısı 3 yapar. Alt taban da belli üst taban belli. Yükseklik de belli. O zaman alan kısmı en basit kısmı 9 artı 5 çarp yükseklik bölü 2. Yani kaç çıkıyor arkadaşlar? 21 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. E hocam bu ne verilmiş? Dik yamuk. Dik yamuk olduğundan bunlar 90'ar derece mi? Evet. E hocam dik yamukta Tamam. Herhangi bir yamukta fark etmez. Aç ortaylar nasıl kesiyordu? Dik ve orta taban üzerinde kesiyordu. Dikin içinden geçiyordu böyle değil mi? Hocam bu çizdiğimiz tam buradaki nokta orta nokta. Hatta paralel çizdiğimizde orta taban çizgisi olmak zorunda bu. Değil mi? Bütün konuları kapsıyor bak. Bütün konuları böyle tekrar ettiren bir soru serisi yazdım. O yüzden geçmişteki şeyleri de hatırlıyor musun diye ben sana bunları yap dedim. Bakalım ne oldu? Hocam dik ve orta taban. Eee? Burada orta tabansa bu. Burası 5 burası 5. Yani şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit olacak. A 3 ise burası da 3. A 90'dan çizilen kenar ortay. Muhteşem üçlüden 5 çıktı burası. E hocam bizden alan isteniyor. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik böyle iki şeklinde yapacaksın. Ama burada direkt ort tabanda varsa ort taban çarp yükseklik diyebilirsin. A aklına gelmedi mi? Yaz alanı. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik yükseklik 6 bölü 2. Yani sen neyi bulmaya çalışacaksın? 3 3 çarpı A artı C'yi bulmaya çalışacaksın. E sen burada da A artı C bölü 2'nin kaç olduğunu biliyorsun? 5 olduğunu biliyorsun. A artı C yerine de 10 yazarsın burada. Cevap da 30 çıkar dersin. Ama direkt kısaca biz ne diyebiliriz? Ort taban çarpı yüksekliği de bilmekte fayda var. Ort taban 5 çarpı yükseklikte 6 olduğundan cevap 30 yapar. Geldik 32'ye. Dik yamuk. 90'lar havada uçuyor. E 90'lar havada uçuyor. Daha alfa beta ya. Beta 90, alfa, alfa 90, beta. Hocam şu üçgenle şu üçgen benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. A. Bana alan ABCD'yi vermiş. O zaman alan ABCD'yi kullanacağım. Alt taban artı üst taban. Çarp yükseklik ki, hiçbiri yok hocam. Ama eşlik bulduk ya eşliği kullanalım. Ne diyelim mesela burada? Alfanın karşısı A ise burada da alfanın karşısı. A. Beta'nın karşısı B ise burada da beta'nın karşısı B. A. Alt taban artı üst taban. Yani B artı A. Çarp yükseklik. Yükseklik de şurası değil mi dik yamukta? Evet. O da B artı A. E bir de bölü ikisi var. Eşittir 50'ymiş. E yukarısı B artı A'nın karesi yaptı. Eşittir 2 ile 50'nin çarpımı 100 yaptı burası. Hocam B artı A'nın karesi 100 ise B artı A'da kaç çıkar? 10 çıkar. Benden de AD isteniliyor. İşte AD uzunluğu da böylelikle kaç olmuş oldu arkadaşlar? 10 olmuş oldu. Yani cevap 10 çıktı. İşte eski bilgileri kullanabilmişsindir inşallah. Geldik 30'e. Hocam açı ortaylar dik ve ort taban üzerinde maalesef bir işimize yaramadı değil mi burada? Şimdi bana şş, dikkat edersen bazen işimize yaramıyor. İspat yöntemlerini de bilmekte de fayda var demiştim. Açı ortayların dik ve ort taban üzerinde kesmesinde ikinci bir ispat da yapmıştım ki zaten bu soru beni oraya edecek. Çünkü niye? Hocam 10 verilmiş bu 10 tabanına ait yüksekliği bulabilirim ben. Üçgen alanı var ya o yüzden yüksekten gidebiliriz böyle arkadaşım. Yüksekten gittik. Bu yükseklik belli mi? 10 çarpı h bölü 2 eşittir. Şuraya h dedim. 10 çarpı h bölü 2 eşittir 15'ten. H kaç geldi? 3 geldi. Hocam h'ı 3 bulduk. Tamam. E, açı ortayı nasıl kullanacağım? Açı ortayda kolları çizendikler eşitti. Hocam şurası da eşit olacak. Yani h 3 ise burası da 3 oldu. E, burada da açı ortayda kolları çizendikler eşit. Bak ispatta kullanmıştım bunu. E, o zaman burası 3 ise burası da 3 olacak. E, ne çıktı arkadaşlar? Yükseklik çıkmış oldu. Başka bir şey verilmiş mi? Alan ABC değil de 36 vermiş. Alt tabanla üst tabanın toplamı isteniliyor benden. Bak bak bak. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik. Yükseklik 6 bölü 2 alana eşittir. Tüm da 36 vermiş zaten. E hocam şunlar şunlar sadeleşti. 3. 3'le de 36 sadeleşti. 12. A artı C'yi de böylelikle kaç bulduk? 12 olarak bulduk. Bizden de zaten 12 isteniliyor. Tamam. Evet geldik örnek 34'e. E dik yamuk. Ne yapacağız hocam? Bazı kitaplarda bununla ilgili formül vardır. İkiz kenar yamukta şunla şunun çarpımı direkt alana eşittir diyorlar arkadaşlar. E burası e x x ise x kare eşittir. 18'den x de böylelikle 3 çıkar diyebilirsiniz. A, her zaman ikiz kenar yamukta her zaman bunlar birbirine eşit. Mi? Hayır. A b ise mesela a çarpı b direkt alana eşittir. Formül olarak vermedim. Niye? Gerek yok. Çünkü sen bu işi öğrendin. Rahat bir şekilde yapabilirsin. Ne yapacaksın burada? Hocam x kenar yamuk ya. İki tekniğimiz var. Ya köşe yeni çizdik ya da dikmeler. Hadi bakalım şu dikmeyi çizelim. Bu dikmeyi çizince ne oldu? Dikmeler ayırdıkları yerler birbirine eşit olacaktı. Hocam A ise A. Şuraya B diyeyim. E şunu da şu birbirine eşit vermiş. Burası da A artı B yaptı. E hocam B iken yukarısında B değil mi? Evet. Şimdi ne yapacağız? Alanı vermiş bana. Alanı kullanacağız. Alt taban artı üst taban. Alt tabanla üst tabanın toplamı 2A artı 2B. Çarp yükseklik böl 2 değil midir? Yüksekliğimiz de A artı B. Bir de böl 2 eşittir neymiş? 18'miş. Alan olarak verilmiş. Hocam 2 parantezin aldığımızda 2'ler sadeleşti. A artı B kaldı burada. Burada da A artı B var. Yani direkt A artı B'nin karesi eşittir 18 olduğundan A artı B de kök 18'dir. Bu da 9 çarpı 2 olduğundan dolayı dışarıya nasıl çıkıyor? 3 kök 2 olarak çıkıyor. Yani Bizden de zaten ne isteniyor arkadaşlar? Bakın eb'nin uzunluğu isteniyor. Yani a artı b isteniyor. Cevap da 3 kökü çıktı mı çıktı. Bilmediğiniz bir şey mi? Değil. Bunların hepsini siz yapabilir miydiniz? Kesinlikle yapabilirdiniz. Büyük ihtimalle de yapmışsınızdır. Yarısını ya da yarısından fazlasını yapmışsınızdır. Yapmadığınız sorularda da artık aklınıza çıkmaz diye tahmin ediyorum. Hadi bakalım inşallah. Geldik şimdi yamukta alan özelliklerine. Daha önce ben bunun bundan bahsetmiştim paralel kenarda. Hani böyle karşılıklı kenarlar paralel olduğu zaman ne demiştik? tabanlarıyla doğru orantılı olacak şekilde demiştik. Mesela atıyorum burası 5K burası 3K ise 5K'da kalan 5 5K A 3K'da kalan 3 3K A şeklinde olduğunu paraya kenarda da söylemiştik. Ama yamuktayız ya yamuk konusunun içinde de çıktığı için burada bundan da bahsedelim isterseniz. Evet çok ilginçtir bir ara ÖSYM buna takmıştı. Gerçekten çok kolay atıyorum 5K 3K verdi. Tüm alanında atıyorum 80 verdi. Şurada kalan nedir diye sordu. Ya inanır mısın 3 ya da 4 yıl üst üste sormuştu. Şimdi yine bununla ilgili bir şeyler karşımıza çıkabilir. Belli olmaz valla. Evet 5K'da kalan 5A 3K'da kalan 3A. Çünkü iki paralel doğru arasında yüksekler aynı olduğundan dolayı. Değil mi? Evet gelin şimdi örnek 35'e. Böyle oran verilmiş bana. Hocam burası 5K. Burası da 3, 2K verilmiş. CD'ye 2K yazdım. Ve buraya da 5K yazdım. Şimdi ne yapacağız? Hocam burada oranlamalar var. Alan da açacağız. Hadi dağıtalım bakalım. Neye göre? İlk önce çift çizdik alan verilmiş. Yani şuraya A diyeyim buraya da A diyeyim. A'da kalan olsa tepe noktası buradakinde. Hocam A'da kalan yine kaç olacaktır? 10 olacaktır. E çünkü alan tabanlar eşitse alanlar da eşittir. Ben başka neyi kullanacağım? Şu 5K'yı ve 2K'yı kullanmalıyım. E 5K'da kalan kaç? 20. 4 katı. E o zaman burada da 4 katı. Burası da 8 yapar. Alan ABC'de isteniyor. 20'si burada. 8 de burada. Topladığımız zaman da 28 yaptı. Evet geldik sonraki soruya. Hmm, alan dağıtma sorusu. Hatta alanları vermiş bu sefer. Alan ACD. Neresi? ACD. Bakın şu üçgenin alanıyla alan ABC. Bu üçgenin alanı verilmiş. Ha üçgenler alanı 2 bölü 5 ise tabanlar oranı da 2 bölü 5 değil midir arkadaşlar? Evet. Çünkü şu üçgenin alanı dikkat et. Bu üçgenin alanı ve şu üçgenin alanı. İki paralel doğru arasında bu sefer tersi. Alanlar oranı verilmiş. O zaman tabanlar oranı da ayrıdır. Yazdık. E, burada oran var. Burada oranı nasıl kullanıyorduk? Benzerlikten. Bizden de EC uzunluğu isteniyor arkadaşlar. Benzerlikten nasıl kullanacağız? Buradaki oranı kullanacağız. Ben ne yapıyordum? Ya dışarı doğru uzatıyorduk. Şöyle kelebek oluşturuyorduk. Ya da ben genelde şunu tavsiye ediyordum. Şuradan paralel çizme içeriye doğru. Ha karışık olursa tabi dışarı doğru da uzatabilirsin diye hep söylüyorum. Neyse bunu çizince kelebek çıktı mı dostlar? Çıktı. Başka ne var burada? Bir de orta taban var eşitlikten dolayı. Değil mi? Ya da temel orantıdan dolayı 2K ise burası K mı olur? Evet. E bak dikkat edin şu üçgende bir ort taban var. Burada da bir kelebek var. Kelebekteki oran 1'e 5. Hmm. Şurası A ise burası nedir arkadaşım? 5A. Hocam 5A4 yapacak bir şey yok. Bazen virgüllü çıkabilir ya da bölülü çıkabilir. Hocam şu orta taban çizgisinde EC'ye ulaşmam lazım. Bunlar eşitse orta tabandan dolayı şunlar da eşittir. Yani burası da 6A mı yapar? Evet. Ben şimdi 5A'nın 4 olduğunu buldum. A'nın 4 bölü 5 olduğunu bulabilirim o zaman. Benden ne isteniyor? 6A değil. Dikkat. EC uzunluğu isteniyor. EC. A burada 6A burada. Toplamda 7A değil mi? Evet. Yani 7 çarpı 4 bölü 5 isteniyor. O da 28 bölü 5'tir. Şıklarda 28 bölü 5 yoksa eğer 2 ile genişletirsin burayı. O da 56 bölü 10 yapar. O da kaç yapar? 5,6 yapar dostlar. 36. soru 5,6 yaptı. Geldik 37. soruya. ABCD yamuk verilmiş. Burada oranlamalar verilmiş. Yani şurası 5k, burası 2k olarak verilmiş. Yazalım onları o zaman. CD 2k yazdım. Ali Bey'e 5k yazdım. Bir de EB'nin uzunluğu A iken şurası CE'nin uzunluğu da 2A olarak verilmiş. Tamam. Ne yapacağız? Şuradaki oranlamayı kullanacağız kardeşim. Nasıl kullanacağız? Bak oranlamalar var. Demek ki alan dağıtım var. Ama diğer yerlerde alan yok. Oran yok. Alan dağıtamıyorum. Herhangi bir özel bir durum da yok. O zaman paralel çizeceğim kardeşim. Paralel çizdim. Ama kelebek oluşmadı. Oluşmadıysa dışarıya doğru o zaman. Hiç affetme. Yap dışarıya doğru. Dışarıya doğru yaptığında a kelebek çıktı burada. Kelebek oran 2'ye 1. O zaman burada da 2'ye 1 olacak. Oran olacak. Yani burası da kaldı. Hatta böyle alan dağıtmalı sorularda her yerdeki oranı yaz. Burası 2 enken burası da ne olacak o zaman ne olacak. Şimdi kelebekteki alan verilmiş 8. Kelebekteki oran 2 bölü 1 ya. 2 bölü 1'in karesi nedir? 4 bölü 9. Alanlar oranı 4 bölü 9'dur. Yani burası 4 A iken burası A'dır. A 4 A 8 ise A 2'dir. A 2 ise buraya 2'yi yazarız. Şimdi alan dağıt kardeşim her yerdeki oran belli. K'da kalan 2 ise şu tepe noktasına göre. 5 K'da kalan da kaç olacak? 10 olacak. Şimdi X'e ulaşacağım. O zaman N'lere göre bakacağım. Bak N'de alan 2 ise 2 N'de kalan 4 demiyorsun artık herhalde endeki alandan 2 geçerken tepe noktası burası değil mi? Evet. Endeki alan 12 ise 2 endeki alanda kaç yapar? 24 yapar. Yani x alanında böylelikle 24 bulmuş olduk. Yani alan AD'ye 24 çıktı arkadaşlar. Örnek 37'de. Tamam bildiğiniz üçgen sorusu değil mi bu? Bildiğiniz üçgen sorusu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Ve geldik sıradaki özelliğe. Normalde özellik sevmediğimi biliyorsunuz. Kitaplarda da böyle şu kitapta kitaplardakinin onda biri kadar özellik vardır. Sadece böyle ispatının zor olduğu yerlerdeki özellikleri size veriyorum. Ya da akılda kalan şeyler böyle daha pratik olan şeyleri böyle veriyorum. Mesela şu benim aklıma direkt böyle ilk baktığımda aklıma yatmıştı ve direkt aklımda kalmıştı. Senin de aklında kalacağını böyle bildiğim için bunu da özellik olarak verdim. Ama bundan sonraki soruyu özellikten sonraki soruyu ispatıyla da yapacağım. Hiç merak etme. Özellik ne biliyor musun? Buradaki alan S1 buradaki alan da S2 ise şu üstteki yamukta alttaki al yamuğun alanına oranı S1 bölü S2 sadece alt tabanla üst tabanın kareleri farklarını oranlayacaksın kardeşim. Yani X kare eksi A kare bölü C kare eksi X kare bize neyi veriyor? S1 bölü s 2yi veriyor. Yani aslında kolay bir şey. Kareleri farkı kareleri farkı oranla alanlar oranında eşit. Kolay bir şey. Aklında kaldıysa oradan yaparsın. Kalmadıysa da ispat yöntemiyle yaparsın. Şimdi ne demiş burada? Sonra da bir şey verilmiş. Hocam burası Bunlar kaçta birleşiyor? 12'de. Buraya 2K, buraya 3K, burası da 4 K mı oluyor? Evet. 4K burası, 3K burası, burası da 2K oldu. E ne yapacağız hocam? Biz böyle bir şey görünce paraya kenar mı oluştursak? Ama S1 ve S2'yi bölüyorum. Bunlar bütünsel lazım. Bazen de dışarıya doğru bu şekilde oluşturduğumuzu söylemiştik. Dışarıya doğru böyle üçgen oluşturduğumuz zaman a benzerlik alan ilişkisi çıktı. Niye? Şunlar birbirine paralel. O zaman benzerlik oranı 2 bölü 3. 2 bölü 3 benzerlik oranının karesi neye eşittir? 4 bölü 9'a eşittir. O zaman burası 4A ise tamamı 9A olacak. Buraya ne kaldı? 5A kaldı. E devam edelim. Hocam şimdi de şu ikisindeki 4K'yı da işin içine katalım. 2K bölü 4K'daki benzerliğe bakalım. 2 bölü 4'ün karesi. Hocam sadeleştirsek? Hayır sadeleştirme. Hani burası zaten 4A ya. Karesinden zaten 4 geliyor. O yüzden burayı bozmuş olursun. Yoksa sadeleştirsen işte 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 9 yapıyor. Burası 1 ise tamamı 9A. 9 1 ise burası 9 yapacak. E, 4 katıysa burası da işte şey yapacak diyebilirsin. Ee, 9 katı şey yapacak. Tamamı 9 katı yapacak diyebilirsin. Yani tamamı 36 yapacak diyebilirsin. O zaman burada kalanı da o şekilde bulabilirsin. Tamam ama öyle mi? Dur, 36 nereden geldi ya? 4'ün karesi 16 yapacak. Pardon. Burası 4 katıysa burası da 16A olacak. Deyip oradan işlem yapabilirsin. Ama sadeleştirme çünkü burada 4A var. Ki bu şekilde böyle oranlamalar verdiğinde yukarı üçgen yaptığında alan dağıtırken genelde sadeleştirmemeni tavsiye ediyoruz zaten. E 2 bölü 4'ün karesi nedir? 4 bölü 16 hocam. E burası 4 aysa tamamı 16 a. 9 a'sı buradaysa buraya da 7 a kaldı. E sonra S1 artı S2 yani 5 a artı 7 a'yı 48 vermiş. 12 a eşittir 48'den a'yı 4 bulursun. Ve senden de ne isteniyor? S1 isteniyor. S1 alanında 5A'ya eşit olduğundan A yerine 4 yazarsan cevap kaç çıkar? 20 çıkar dostum. Evet cevabı böylelikle bulduk. Ha formülden yapmış olsaydın hocam kareleri farkı yani K kareleri almana gerek yok. Sadeleşecek zaten. 9 4. 9 4 bölü kareleri farkı 16 eksi 9. Neye eşit olacak? S1 bölü S2'ye eşit olacak. Yani bu da kaç yapıyor zaten? 9'dan 4 çıkar 5 bölü 16'dan 9 çıkar 7. S1 bölü S2 5 bölü 7. S1 dediğimiz 5A. S2 dediğimizde 7A deyip. Sonra işlem buradan böyle devam edecekti. Aslında işlem şöyleye baktığın zaman ikisi de aynı yöntem aslında değil mi? Aynı yöntem derken uzunluk olarak aynı zaten. Yani burada ispat yönteminden de bence sıkıntı yaşamazsın. Her iki ihtimali de değerlendirmeni tavsiye ediyorum. Evet örnek 38-20 çıktı geldik. Sonraki özelliği. Evet yamukta arkadaşlar şu böyle üçgen oluşturduğumuz zaman yalnız kural şu. Şunlar eşit olduğunda ne oluyormuş? Bu alan tüm alanın yarısı oluyormuş. Hocam ispatı ispatlayalım gel. Oran olduğunda ne yapıyorduk? Ya içeri paralel çiziyorduk kelebek çıkmadı ya da dışarı doğru oluşturuyorduk kelebeği. Hocam kelebekteki oran birebir. O zaman bunlar da birebir. Hatta alanlardaki oran da birebir değil midir? Evet. E şuraya B alan dersen çünkü buradaki oran yok. E hocam ne oldu? Şuraya B alan dersem. Ondan sonra çizgiye çizgi. Çizdik alan A artı B ise çizdik alan da A artı B olmaz mı? Evet. Bak şimdi dikkat et. Gerçekten de buradaki alan A artı B. Yamuğun alanına bak. Yamuğun alanında 2 A artı 2 B oldu. Gerçekten de tüm alanın yarısı oldu. Hatta buradan sadece yarısı olması hikayesi değil. Bu tüm alanın yarısı ya. Bak şunlar şöyle eşit olduğunda. Bu tüm alanın yarısı ya. Geri kalanlar da tüm alanın yarısıdır. Yani şurası A iken burası B iken. Burası da ne yapacak? A artı B yapacak diyebiliriz. Hatta buradan şöyle bir sonuç daha da çıkartabiliriz arkadaşım. Şöyle bir yamuk var mesela. Oranlamalar olursa oranlamalara göre de bir yorum yapabilirsin. Şunlar birbirine eşitse. Atıyorum burası 2K burası 5K ise. Hocam burası 2A iken burası 5A diyebiliriz. Niye? Sen çünkü yükseklik çizdiğinde. Şöyle bir yükseklik şöyle bir yükseklik çizdiğinde. A kelebekteki oran 1'e 1 bir çıktı. O zaman yükseklikler de eşit olacak. yüksekler eşit olduğu için tabanlarla doğru orantılı olacak şekilde bu üçgenlerin alanını dağıtabiliriz. Yani 2K'de kalan 2A, 5K'de kalan 5A, e bu da yarısı olacak. Diğer yarısı 7A ise buraya da 7A kaldı deyip bu şekilde yorum da yapabilirsin dostum. Tamam? Bu da önemli. Bazı özel sorularda karşımıza çıkıyor. Bunu da bilmenin de fayda var. Evet gelelim şuraya. Mesela bizden alan isteniyor. Şöyle bakacak olursan hocam 1 var, 5 var, 4 var. A burası 6. Aslında 6 tabanına ait yükseklik var. E o zaman ne yaparsın? Hemen üçgen oluşturursun. Oluşturalım üçgeni. Hop oluşturduk. Oluşturduk daha sonra şu üçgenin alanını ben bulabilirim. O da kaçtır? 6 çarpı 4 bölü 2. 24 bölü 2'den 12. Hocam bu alan 12. A şu eşit olduğunda ki yamukta özel olarak bunu bil lütfen. Şöyle eşit böldüğünde şöyle üçgen yandan üçgen geldiği zaman bu alan tüm alanın yarısıydı. Alan ABCD de o zaman 2 çarpı 12'den kaç çıkar? 24 çıkar. Evet cevap 24 geldik bir sonrakine. Hmm. Biraz önceki gösterdiğim şey burası 2K burası 5K. Değerler de aynı galiba değil mi? Şu yukarıda bir şey göstermiştim bak burada. İspat evet, 2'ye 5 aynen öyle. 2K 5K. Valla burada istersen şuradan yapabilirsin bence. Yani ne yapabilirsin? 2K'da kalan 2A 2K, 5K'da kalan 5A 5K deyip oradan yola gidebilirsin. Direkt çok kolay. Hatta 5K'da kalan 20 ise 4 katı. Bunlar eşit olduğundan dolayı 2K'daki kalan da ne olacaktır? 4 katı 8 olacaktır. 28 ise burası da 28 yapar. Tüm olan da 56 yapar diyebilirsin. Ama bu aklınıza gelmezse. Büyük ihtimal sen böyle bir şey gördüğün zaman. Hocam oran mantığını kullanayım dersin. Paralel çizdin olmadı. Dışarı doğru uzatırsın. İspat yöntemiyle yaparsın kardeşim. Sıkıntı yaşamasın zaten. E kelebekteki oran 1'e 1 o zaman 2K ise burası da 2K olacak. Her yerdeki oranı yazmakta fayda vardır. Şimdi dikkat et 5K'da kalan 20 ise hocam 4 katı 4 katı burası 8 yapar. Çizgide kalan 28 ise çizgide kalan 28 yapar. Sonra eşit olduğu aklına gelirse bu hocam tüm alanın yarısı. O zaman tüm alanda 28'in 2 katı dersin. Yani 2 çarpı 28 dersin 56 dersin. Ya da bu altına gelmedi. Hocam bir tek burası boşta kaldı. E burada da bir kelebek var. Kelebekteki 1'e alan 1 ise alanlardaki oran da 1 bölü 1'in karesi yine birebir yapar. 8 ise o zaman burası da 8 yapar dersin. Topladığın zaman da tüm alan kaç yapıyor? 56 yapıyor dostum. Her türlü tekniği sana gösteriyorum. Sen istediğini kullan kardeşim. Tamam mı? Evet geldik örnek 41'e. Evet orta nokta verilmiş. Hemen bu verilince şuna dikkat ediyoruz yamukta. Hocam bu alan tüm alanın nesidir? Yarısıdır. E madem yarısı şurayı bilmiyorum. Şuraya bir boşluğa bir A diyeyim o zaman. Şuraya A alın dedim. Şimdi başka da bir şey verilmiş mi bana? Alan ABCD isteniyor bizden. Hmm. 1 ile 15'i de kullanmam lazım benim. Hadi bakalım kullanalım. E arkadaş ne diyeceğiz burada? 1 ile 15'i kullanacağız. Başka bir şey diyemiyorum maalesef. O zaman şuradaki beyaz alanı da şöyle bir B diyeyim mi ben? Diyeyim. Hocam burası B ise çift çizgi alan B ise bak B şurada çift çizgileri göre alan dağıtacağız. Burası B artı 15 ise burası da B artı 15 yapmaz mı? Evet. A, dikkat et şimdi dikkat et dikkat et hocam. Şuraya dikkat et. Bu alanda tüm alanın yarısı değil mi? Evet hocam. Yani buradaki alan da kırmızı alan tüm alanın yarısı. Şu alan B artı 15 artı B artı 1. Yani 2B artı 16. Yani yamuğun alanının yarısı 2B artı 16. O zaman burası da 2B artı 16 yapmayacak mı arkadaşlar? Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim ben sana. Şu alanla şu alan. Bak bu alan yarısı ya. Bu alanlar toplamı da yarısı kalıyor. İspatını da yapmıştım gerçi. Şu alanlar toplamı da yarısı. O yüzden bu alanlar toplamı 2B artı 16. Yarısıysa e, bu yarısı da 2B artı 16 olacak. Yani ben buraya 2B artı 16 yapacak şekilde. Şurası 2B artı 16 yapacak şekilde değer vermeliyim. Hocam burası 2B artı 1 mi oldu? Evet. E, şimdi ne yapacağız? Ana şurada dörtgende bir şey var. Dörtgende ben sana şu bilgiyi vermedim çünkü bu zamana kadar kullanmadık. Normalde şöyle bir bilgi var arkadaşım. Herhangi bir dörtgende şöyle köşegenler çizilince atıyorum A, B, C ve D ise vermedim ama bazen de kullanıyoruz. Keşke dörtgende verse miydim? Yok ya vermedik, kullanmadık çünkü. Kullanmadan da şimdi ben bunu çözümünde yaparım bu arada. Onu da söyleyeyim. Karşıtlı alanlar çarpımları birbirine eşit yani A çarpı C, B çarpı D'ye eşittir. Buradan 2B artı 1 çarpı B. 1 çarpı 15 eşitleyip sonuca ulaşabilirsin. Ya da şuraya yoğunlaşalım. Arkadaşlar 2B artı 1 var. 1 var. B var. 15 var. E şuradaki üçgende 1'e yani şuraya A buraya B diyecek olursam A bölü B oranı tabanlar oranı alanlar oranına eşit değil midir? Evet. 1 bölü 2B artı 1'e eşittir. Ya da A bölü B oranı şu üçgenlerde ne eşittir? B bölü 15 eşittir. B bölü 15 eşittir. Bak gerçekten de işler dişler yapınca 2B artı 1 çarpı B ile 1 ile 15'in çarpımı birbirine eşit oldu mu? Oldu. Bak 2B artı 1 ile B'nin çarpımı 1 ile 15 çarpımı karşılıklı alanlar çarpımı. İster bunu aklında tut. Öyle yap soruları. Bazen de çok karışık sorularda mesela bu karışık soru. Karışık soru olmasaydı bu dörtgendeki bu özelliği bilmene gerek yoktu. ÖSYM bu kadar karışığını sorar mı? Çok zannetmiyorum ama hadi sen yine bunu da öğren. Karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşit. İspat da buradan geliyor. Tabanlar olan alanlar oranı. Tabanlar oranı alanlar oranı. Deyince direkt buradan işte 2B artı 1 çarpı B eşittir. 1 çarpı 15 oldu. Karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşit oldu. Tamam burada işte dağıtıp çarpanlara ayırabiliriz. Ya da değer ver kardeşim. 2 versem e, 2 kere 2 versem 2 kere 2 4. 1 verince tutmuyor. 2 verince tutuyor galiba. B ye yerine 2 yazdığımda 2 kere 2 4 artı 1 5. Ee, burası da kaç yaptı? Vay 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 vay. Tutmuyor. 3 <laughs> versek o da olmuyor. Çarpanlara ayıracağız arkadaşlar. Mecbur. Burası 2B kare artı B eksi 15 yaptı. Eşi 0. 2B'ye B şeklinde ayrıldı. Bu da 5'e 3 dersem 2 kere 3 6. Burası da 5. 6 ve 5'ten B'yi elde edebilirim. Evet. Sanki burası eksi yok. Art, art, artı B'yi elde edeceğim. O zaman burası ne olacak? 2 kere 3 art, 6. 6B 6B. Şurası da Eksi 5B deyince oluyor. O zaman buradan ne geliyor? Şuraya geçtim arkadaşım. Yan yana olanlar yani 2B eksi 5 çarpı B artı 3 eşittir 0. Hocam şu eşit 0 0sa 2B 5'e eşittir. B de 5 bölü 2'ye eşittir. Bu eşit 0sa B de eksi 3'e eşittir. E eksi 3 diye bir değer olamayacağı için cevap ne çıkar o zaman? 5 bölü 2 çıkar. A benden alan ABCD isteniyor arkadaşlar. Daha soru bitmedi. Tüm alan nedir? tüm alanda şuna eşittir. Kaç tane B var? Şöyle bakacak olursak. 1, 2, 4. 4 tane B var. Tüm alandan bahsediyorum. Şuraya alan yazayım. 4 tane B var. Artı bir de ne var? 15 var. 15 var. 30. 31, 32. Artı 32. B yerine ben 5 bölü 2 yazarsam. 4 çarpı 5 bölü 2. 20 bölü 2'den 10 yaptı burası. Yani cevabımız 10 artı 32'den kaça eşit olacaktır? 42'ye eşit olacaktır dostlar. Tamam. Örnek 41'de 42 42 oldu. Geldik bir sonraki özelliğe. Arkadaşlar şöyle bu yamukta yanaklar birbirine eşittir. Niye? Aslında bilmek zorunda değilsin de sırf buna ait sorularda yazılabiliyor arkadaşlar. O yüzden sanki bilseniz de fayda olur. Niye? Çünkü alan dağıttığın zaman atıyorum oranlamalar olduğunda şurada alanları dağıtmaya başlayınca olay zaten bitiyor arkadaşlar. Ya atıyorum burası şöyle bir yamukta. Burası 2 burası 3 olsun. Hocam kelebekteki oran 2 bölü 3. Burası 2A ise 3A dersin. 2B ise burası da 3B dersin. Sonra 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9 ya. Yazarsın buraya. 4A burası da 9A. Sonra dersin ki 2A'da kalan 4A ise 2 katı 2 katı 6A olacak dersin. 2B'de kalan 4A ise 3B'de kalan da 6A olacak dersin. Bak gerçekten de alanların eşit olduğunu çıkartabilirsin. Yani sorusu gelse alan dağıtarak oranlamalara göre alan dağıtarak oradaki alanların eşit olduğunu zaten fark edersin. Aa bazen sırf buna ait bir şey soruyorlar arkadaşlar. Mesela şimdiki soruda soracağım gibi. Aha da böyle, aha da böyle şöyle bir soru olsun mesela. Şimdiden bir soru uydurayım. Kardeşim şuradaki alan nedir diye sorarlar. Bu bir büyü yamuksa Atıyorum şurada kalan 6 burada kalan da 8 verilsin. Şuradaki x alanı nedir diye sorulsun. Ne yapacağız hocam burada? E şurada bir yamuk oluşturunca şöyle. Hocam buradaki yamukta yanaklar birbirine eşit 6 ise burası da 6'dır. Şuradaki yamukta da yanaklar birbirine eşit 8 ise burası da 8'dir deyip yanakların eşitliğini kullandın. X alanında kaç çıktı? 6 artı 8'den 14 çıktı diyebilirsin dostum. Evet gördüğünüz üzere sırf buna ait de böyle sorularda yazılabilir. Şu an aklıma geldi hemen yazayım dedim. Tamam dostlar yamukta da yanaklar birbirine eşit. Bilsen iyi olur bazı özel sorularda karşılaşabiliyoruz. Geldik şuraya. A, yamuk demiş. A, B ile C, birbirine paralel demiş. A hocam şu bir paralel kenar mı? Hayır kardeşim şunların paralelliğini bize söylememişti. Dikkat. Sadece şunların paralelliğini bize söylemiş. O zaman yamuk kullanacağız. E ne yapabiliriz hocam burada? E burada 3K var. Ebenin uzunluğu da 2K. Ebenin uzunluğu 2K burası da 3 k yazdık. E yazınca biraz orantısız olmuş ama olsun idare edin. Yazınca sakın yukarı 3K demeyin. Çünkü bu bir paralel kenar değil. Tamam. E ne yapacağız hocam? E alan dağıtımı yapacağımız belli. Alan dağıtımı için üçgen lazım. Hocam şöyle mi dağıtsam? 2K'da kalandan şuraya mı geçsem? Yok. Olmaz. Çünkü yazdık. Ondan sonrasına geçiş yapamıyoruz. Başka nasıl bir şey yapabiliriz? Başka Şöyle 2K ve 3K'ya göre alan dağıtımı yapacağız. Valla bir şey yapamıyorum şu anda. Şuradan şöyle yapsam çok karışıyor. E, ee, başka ne yapabilirim? Bu bir yamuk mu? Yamuk. E, ee, o zaman şurada şöyle hocam. Şuradaki 3K'dan buraya 2K'ya geçiş yapabilirim belki. Evet böyle bir alan dağıtımı olabilir. Hiçbir şekilde şekli garip bir şekilde de bölmedi de. E ee, şimdi ne oldu? Bak burası da ayrıyetten bir yamuk oldu. Şunlar birbirine paralel olduğundan. Aa, Yamukta yanaklar birbirine eşit değil mi? Eşit. E o zaman hocam 8 ise burası 8 mi? 8. Hocam 44'ten 8'i çıkartırsak buraya kaç kalıyor o zaman? 36 kalıyor. E hocam 36 ise burası da 36. Deme öyle. Deme öyle. Niye? Çünkü bu bir paralel kenar değil. Dikkat. E ne yapacağız hocam? Bak oranlamalar var. Alan dağıt. 3K'da kalan 36 ise 12 katı 12 katı. Burası 24 yapar. E, tamamı 24 ise eğer 24'ten 8 çıkartırsan kaç kalıyor buraya? 16 kaldı buraya. Sonra ne yapacağız? Alan ABC'de. Hocam şuradaki A alanı kaldı sadece. Şu dörtgende karşıt alanlar çarpımları birbirine eşit. Onu kullanabilirsin. A çarpı 16 8 çarpı 8 dersin. A'yı 4 bulursun. Ya da direktman şurada A alanı bulmaya çalışacağız ya. Hocam 8 bölü 16 ya da şurada 8 bölü 16 oran var. Aa, alanlardaki oran 1'e 2 ise tabanlardaki oran da 1'e 2'dir. 1'e 2'yi yazdık mı yazdık. Aa hocam şuradaki kelebekteki oran 1'e 2 çıktı. O zaman burada da 1'e 2 oran vardır. Ya da bunu yazmama gerek yok. Şimdi A'da kalan şurada kalan lazım olacak. 2 A'daki 8 ise A'da kalan da kaç çıkar? 4 çıkar diyebilirsin alan dağıtarak. Ya da dediğim gibi şuraya A deyip şuna hiç girmeden direkt karşılıklı alanlar çarpları birbirine eşit. A çarpı 16 8 çarpı 8'den dolayı. O zaman 64 bölü 16'dan A'yı 4 bulursun. A 4 ise eğer Bizden tüm alan isteniyor. Toplayacağız o zaman arkadaşlar. Ne var burada? 44 var 8 var. 44 artı 8 artı yeşilleri yazdım. Geri kalanlarda 16 artı 4. Şu ikisinin toplamı kaç yaptı? Hocam 52 yaptı. Bir de 20 ile toplarsam 72 yapar. Böylelikle cevabı ne bulduk? Güzel bir soruydu bu arada. Hem yanatların birbirine eşit olmasını kullandık hem burada oranlamayı kullandık. Oranlama olduğundan dolayı alan dağıtma olacağını hissettim. O yüzden böyle üçgenler oluşturmaya çalıştım. Şu üçgen mantıklı oldu. İşte siz de bazen sıkıştığınız zaman böyle mantıklar oluşturabilirsiniz. Bu mantıkları oluşturabilmek zaten sizin için çok önemli. Bunlar sizi geliştirecek olan noktalar zaten gençler. Evet böylelikle bitirdik mi gençler? Evet bu hafta yani 14. haftayı da bitirdik. 14 değil, değil mi? Evet <laughs> karıştırıyoruz haftaları. 14. haftayı da bitirdik. Sırada ne var? kenler var. Yani 15. hafta. Yani 15. hafta. Yani yarısı bitiyor arkadaşlar. Zaten bütün çokken dörtgen de bitmiş oluyor. Yani bütün kampın yarısını bitireceğiz bir sonraki hafta. E o zaman hadi bakalım. Bir sonraki hafta 15. haftada görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.